Herkese merhaba. Saha dışından yepyeni bir bölümle sizlerleyiz ve yanımda yaptığı şarkılarla adından her daim sıkça söz ettiren çok değerli bir isim var. Derya Oğlu bu haftaki yayın konuğumuz. Derya merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Seninle program yapacağım için şu an çok keyifliyim. Ben de çok keyifliyim şu an futbol konuşacağım için. Gerçekten. Peki, Fenerbahçe'yi her zaman takip eden ve onun için belki de her şeyi yapabilecek bir Derya Oğlu var. Doğru mu? Evet. Aslında böyle başlayalım biraz. Yani senin o Fenerbahçe tutkun, sevgin nasıl gelişti, nasıl geldi? Babadan kalma diyelim. Yani babam çok fanatik bir Fenerbahçeli. Hı hı. Onun sayesinde ben de Fenerbahçeli oldum ve onun sayesinde o kadar fanatik büyüdüm. Babam da çok aşırı şeydir. Şu an bir tık daha böyle tabii azaldı ama onunla birlikte büyüdüğüm için ben de çok koyu bir Fenerbahçeli olarak büyüdüm ve futbola da zaten olan ilgimden dolayı hep yakın ilişki içerisindeyim. Peki şimdi futbola çok fazla ilgim var, bunu biliyoruz. Hı hı. Ama eskiden bir de futbolu direkt faal olarak oynuyormuşsun. Hatta evet. Eskiden forvet, şimdi stopermişsin galiba. Ya biraz evet. O yılları anlatır mısın? Nasıl oldu? Ya şu an stoperim derken öyle çok nadiren hani maç yapıyoruz. bazen orkestramızda falan. Oralarda oynadığımda artık defansta daha iyiyim yani. Eskiden forvettin galiba. Eskiden evet, okulda falan bizim böyle teneffüs aralarında öyle profesyonel değil. Profesyonel olmasını çok istedim ben. Çünkü senelerce baktım bir kadın futbol takımı kuruyorlar mı diye, kurmadılar. Şimdi kuruluyor. Böyle imrenerek bakıyorum şimdi kadın futbolculara. O zamanlar yani hep bahçede top sektiriyordum zaten ben. İlkokuldan beri. Her teneffüs arasında topla bayağı bir haşır neşirdin galiba. Çok sürekli top sektiriyordum ve başka sınıftan erkekler gelirdi. İşte sen misin o falan diye böyle hani geçemezsin beni derlerdi. Ve ben hiç düşürmeden 300-330 falan sektirirdim. Hiç düşürmeden bir kere de. Ve şaşırırlardı ve siniri bozulurdu erkeklerin. Sonra da işte maç yapardık. Benim gibi bir kız arkadaşım daha vardı. Ama genelde erkeklerle zaten oturduğum yerde de hep erkek arkadaşlarım çoğunlukta olduğu için genelde maç yapardık. Tesadüf ki evimizin, İzmir'deki evimizin dibinde İzmir Spor'un futbol sahası var, çok büyük. Sürekli de ben zaten iki adım evden, orada sürekli maç yapıyorduk yani. Yalnız şu dikkatimi çekti, hani 300-350 kere hani topu sektirdim dedin. Gerçekten muazzam bir rakam ya. Yani şu an mesela bana versen en fazla 50-60 olur herhalde. Ama benim de şu an o kadar olmaz, çalışmam lazım. Şu an o kadar olmaz şu mı? Şu an olmaz evet. Çünkü şey, o sürekli pratik isteyen bir şey. Ama geçenlerde de yine şey yaptığımızda kaç sektirdim ben? 50 küsur ilk denememde sektirdim. Dün bir tane paylaşımını gördüm. Yani eskileri şöyle inince biraz. Orada bayağı bir top sektirme yeteneğin, tekniği falan çok gelişmiş. Yani bir kadına nazaran gerçekten tekniğin çok iyi. Onu söyleyebilirim sana. Teşekkür ederim. Vallahi kullanmıyor aslında eskidi bile. Çok teşekkür ederim. Eskiden daha da iyiydim ama şeyimdir hani tek bir bacak ve diz üstünde sektirmem ben. Ayak, işte göğüs, diğer bacak falan kullanırım. Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Tutkunu olduğun takımı. Fenerbahçe Avrupa macerasından başlarsak son 32 turunda Avrupa Ligi'nde Zenit'i Kadıköy'de 1-0 mağlup etti temsilcimiz. Evet. Bu hafta da Rusya'ya gidiyor. Öncelikle nasıl bir maç bekliyorsun? Fenerbahçe Zenit'i eleyebilecek mi? Yani Fenerbahçe son yıllarda bile diyemeyeceğim. Bu sene her maçta sürekli bir sürpriz yumurta durumunda. Çünkü takım koordine değil kesinlikle. Ben stada da gittim, izledim yani sadece ekrandan değil. Koordine olamayan ve planlı oynayamayan, aslında birbirinin kime ne top atacağını, ne pas, kimden ne pas geleceğini çok da kestiremeyen bir takım var. Şimdi bir tık daha toplandı ilk yarıya göre. O yüzden her maçta değişik oynuyor. Mesela Zenit maçında çok iyi bir oyunu sergiledi ve galibiyet aldı yani. Hatta golü de Slimani attı. Çok fazla eleştirilen Slimani. Benim en çok eleştirdiğim ve gerçekten... Evet, neler söylersin Slimani hakkında? Seni çünkü bayağı bir... Yani senin şimşeklerin üzerine çekti Slimani. Onu biliyorum. Ya evet, çünkü yani... Yani takıma gelmiş bir forvetin bütün sezon, yarı sezondan bahsediyorum. Bir tane golü vardı. Bu ikinciydi sanırım zaten. O da zaten şey oldu. Süper Lig içinde değil. Yani Avrupa'da galiba 4 golü var Slimani'nin. Lig'de de bir tane var. Yani toplamda 5 tane golü var İslam Slimani'nin. Avrupa Ligi'ndekileri bilmiyordum ben sayısını tam, ama Lig'de bir tane golü var.
Bu bir forvet için, yani bizim eskiden beri gelen defans oyuncularımızın bile daha çok golleri vardır her zaman bu arada. Yani Lugano gibi defans oyuncularımız vardı. Evet, evet, Edu gibi, onlar bile çok gol atarlardı. Biz şu an pasif bir takıma dönüştük. Gol atamayan ve çabuk sahasında gol görebilen. Onun sebebi de orta sahamızın uzun senelerdir yerinin dolmayışından kaynaklanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Orta sahaya mı bağlıyorsun yani? Kesinlikle. Peki Rusya'daki tur şansını nasıl görüyorsun? Fenerbahçe Zenit'e eler mi? Ya inşallah yani, ama şey diyemiyorum, hani kesinlikle eleriz diyemiyorum. Eğer geçen maçtaki gibi oynarsa ve takım ruhu olursa, en önemli şey Fenerbahçe'de o çünkü. Ruh olmayınca biz hiçbir maçı alamıyoruz. Takım ruhu olursa alırız. Bir de Slimani gol atarsa. Yani Soldado aslında son zamanlarda girdiği maçlarda gol atmaya başladı. İnşallah performanslarını arttırarak devam ederler. Ümidimiz bu yönde yani. Evet, ama yanlış biliyorsam arkadaşlar beni düzelsin. Soldado Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarını oynayamıyor. Yani listede galiba yok ismi. Yok, evet, onu kadro dışı. Peki şimdi ligdeki duruma dönersek, yani rotayı biraz da Süper Lig'e çevirelim. Fenerbahçe şu anda maalesef 24 puanla 15. sırada. Yani hiç olmaması gereken bir yerde. Herhalde herkesin ortak noktada birleştiği durum budur. Evet. Şunu merak ediyorum. Fenerbahçe gerçekten acaba küme düşer mi diye düşünüyor musun? Bir Fenerbahçe taraftarı olarak. İnanmıyordum bir süreye kadar. Ama ilk yarı kapanırken 17. sırada ve 18. sıradakiyle aynı puandaydık. Evet. Tam puanı hatırlamıyorum. 20 puan mıydı? 17 Yok. Puan olması lazım. 17 puan, evet. 17 puan ve 17. sıradaydık ve 18. de aynı puandaydı. Biz averajla şeydeydik, üstteydik. O zaman inandım düşebileceğimize. Yani çünkü başka, ya mesela biz Trabzonspor'la oynadığımız maçta, ben hiç unutmuyorum, Trabzonspor Barcelona gibi oynadı. Yani müthiş koordine bir takım, müthiş atakları olan ve çok atik bir takım vardı. Biz açıkçası hani Alex, Emre Belezoğlu, bizim kıvırcığımızın adı neydi? Sadık mı? Yok, eskilerden mi? Eski. Cristian Baroni. Evet, Baroni zamanından beri orta sahadaki o doldurulamayan boşluk bizi zaten çok da aktif olmayan bir takım haline getirdi ve çabuk gol yiyebilen, eğer atamazsak hemen karşında gol yiyoruz. Çünkü bu hafta da Konyaspor maçında gördüğünüz gibi bu arada. Evet. 10 kişi kaldılar ve biz ama sonra gol yedik. Orta sahayı takmışsın, ben onu anladım yani. Yani şu an mesela Tolga Arslan var. Evet. İşte yeni transfer Zaitz var. Evet. İşte keza yine Elif Elmas, Mehmet Ekici gibi, galiba hani hiçbirinden tam olarak memnun değilsin. Öyle Hayır, mi? Şu an işte toparlanmaya başladığını düşünüyorum ben yeni transferlerle. Ama bunu yeni olarak ben söylemiyorum aslında. Birkaç senedir bizim kanayan yaramız bu. Yani çünkü orta sahayı neden takmış durumdayım? Orta saha bir takımın bel kemiğidir. Hem gole gitme hem de golü önleme açısından çok önemlidir. Yani orta saha aslında iyiyse bir takımın, gerçekten o takımın başarılı olduğunu görebiliyorsunuz. Ben o yüzden hani oraya biraz takmış durumdayım. İnşallah yeni transferlerle bu sorun da ortadan kalkar. Yani umarım senin adına. Peki dev bir derbi var bu hafta sonu. Beşiktaş Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şimdi Fenerbahçe çok sancılı bir süreçten geçiyor. Beşiktaş da zirve yarışında hala. Evet. Nasıl bir maç bekliyorsun? Sence derbide favori kim? Bir kere şimdi maç şeyde, İnönü'de. Deplasmanda. Deplasmanda. Yani Beşiktaş alır gibi geliyor bana. Ama Fenerbahçe'nin de öyle bir şeyi var ki. Derbilerde böyle bir karşı koyan bir kimliği evet, var. Evet. Direniyor. Buna yani güveniyor bazı musun peki? Pazartesi günü oynanacak olan maçta. Yani Fenerbahçe'nin çünkü derbilerde hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a karşı bir üstünlüğü var. Evet. Hani bu duruma güveniyor musun derbide? Yani yeni transferlerle birlikte biraz daha güveniyorum. Ama inşallah Konyaspor maçındaki gibi oynamazlarsa. Skor tahminin var mı? Yani ben berabere biter diye düşünüyorum. Berabere. Evet. 0-0, 1-1, 2-2 diyorum. 2-2. Evet. Bol gollü bir maç bizi bekliyor diyorsun. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Peki şimdi Derya, sana özel 10 tane soru hazırladım. Kendi ellerimle oturdum yaptım hepsini. Zor mu? Cevaplarını çok merak ediyorum. Bir tanesi çok zor.
Zor olması için. Şöyle bir itiraf gelsin. Spor servisindeki arkadaşları sordum. Hiçbiri bilemedi. Sadece bir arkadaş, farklı bir departmandan bir arkadaş bilmişti. Senin cevabını merak ediyorum. Bakalım nasıl bir yanıt gelecek. Hazırsan başlıyorum. Hazırım, heyecanlandım. İlk soru gelsin. Fenerbahçe'ye şu ana kadar hiçbir beste yapmayı düşündün mü? Tabii ki de düşündüm. Peki ne zaman yapacaksın ya da atıyorum? Yani biz bu şu sene an bir şey var mı? Biz bu senenin başında şampiyonluk bir marşı yapmayı düşünüyorduk ama. Onu bilerek sormadım şu anda. Siz hangi takım tutuyordunuz? Ben tarafsız olmaya çalışıyorum. Sunucu olduğu için. Yani şu an pek parlak gibi değil ama ben tabii ki de bu arada Fenerbahçe ister sonuncu olsun ister şampiyon olsun ben Fenerbahçe için bir tane mutlaka zaten şarkı yapmak istiyorum. İkinci soru gelsin. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında unutamadığın en özel maçı? Marsilya maçı. Marsilya. Evet. Ben sanki biraz böyle Sevilla ya da Chelsea falan diyebilirsin demiştim ama Marsilya. Yani mutlu olmak açısından söylemedim ben bu maçı. Çünkü ben o maçta stat'taydım Marsilya maçında. 2-0 galiptik. Alex çok formundaydı hatta son maçıdır Alex'in. O yüzden benim için unutulmazdır. Alex'in son maçıydı ve Alex çıktıktan sonra 2-2 biz berabere kaldık ve elendik Avrupa Ligi'nden. Biraz o yüzden benim için unutamadığım bir maç yani. Hani yoksa diğer Inter maçı var seneler önce. Mesela Inter'i sağdan sildiğimiz bir maç. O maç da çok efsaneydi. Sanırım 2008-2009 mu? 2009 ya da 2007 galiba. 2007 yani yanılıyor olabilirim ama 2007 diye aklımda kalmış. Evet 2007 pardon. Ben üniversiteye gidiyordum çünkü. O maç da unutulmazdır. Üçüncü soru gelsin. Aslında bu biraz daha hemen akabinde Alex'le ilgili bir soru. Fenerbahçelilerin son dönemde biraz daha tartışma konusu haline getirdiği bir konu. Sana göre Alex de Souza mı, Aykut Kocaman mı? Hangisi daha özel? Ya şimdi burada tabii ki de insanların sevgisini kimse değiştiremez. Yani siz Alex'i çok seviyorsanız onu değiştirmek mümkün olmaz ama ben biraz daha farklı açıdan bakıyorum. Alex'in yeri benim için çok özel. Gerçekten. Bunu kimse değiştiremez. Çünkü o bizi yaklaşık 10 sene boyunca Fenerbahçe'de her maçta heyecanlandıran, takımı körükleyen, gerçekten takımı sahiplenen biriydi. Yani biz bunu onun yüzünde hissediyorduk çünkü. Şu an konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Onun sevgisi başka. Ama şöyle bir şey var. Aykut Kocaman da Fenerbahçe'ye zamanında hani futbolcu olarak da çok emek vermiş ve teknik direktörlüğü zamanında da Fenerbahçe'ye çok güzel başarılar sağlamış bir adam. Hakkını yememek lazım diye düşünüyorum. İnsanlar çok haksızlık ediyorlar. Haksızlık etmemek lazım. Herkesin hataları, doğruları, yanlışları vardır. Ama o da teknik direktör olarak ve ben gerçekten Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe ailesini çok sevdiğine inanıyorum. O yüzden haksızlık etmesin isterim ben, bütün Fenerbahçe taraftarları. Bence çok güzel bir yorum yaptın. Tebrik ediyorum seni. Yani bir Fenerbahçeli olarak direkt orta yolda çünkü ikisi de kulübün efsanesi. Evet. Diğer soru gelsin. Bu biraz daha böyle nasıl desem muzip bir soru diyelim. Küçükken aşık olduğun Fenerbahçeli bir futbolcu var mıydı? Lugano. Lugano? Evet ya ben ona bayılıyordum. Ya Lugano evet. İşte 10 yıl önce oynadığını varsayarsak. Ya çok da küçük değildim ha. İşte zaten onun için söyledim. Yani aşırı böyle hani şey bir futbolcu da hatırlamıyorum. Bizim Fenerbahçe'ye falan futbolcuların hepsi zaten çirkindi bir de yani. Hani. Yani Lugano işte yakışıklı olunca. Tabii tabii böyle o bir hayranlık ayrı bir duyuyordum ona. Ama daha eskiye gidersek Bolić vardı. Elver Bolić vardı ondan önce. Tabii. Yani onlar vardı ama onun için böyle wow olduğum aşık olunacak kadar şey oldum yoktu. Çünkü onların tipine değil genelde şeye bakıyorduk. Futboluna baktığımız için. Yani Lugano'da hem tipi güzel hem oyunu güzeldi o yüzden. Peki bir tane bilgi sorusu geliyor. Alex de Souza kaptanlık sezonunda kaç numaralı formayı giyiyordu? Kaptanlık sezonunda? Evet yani kaptanlığa getirildiği sezonda Alex'in forma numarası kaçtı? Böyle de sorabilirim. Yani 10 numara olmadan önce mi? 10 vardı evet 10'dan önce diyelim. 10 numara olmadan önce
Onu bilmiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, Giuliano da yine aynı şekilde bir değişime uğramıştı. Şey gibi geliyor, 66-99 gibi bir şey. Yok, böyle biraz daha geldi onun iki katı gibi düşünürsek belki öyle çıkabilir. Kopya alıyoruz. Kaç? Evet, oradan söylüyorlar. Hangi filmin 20 katı? Numara. Yani Alex geldiğinde ilk numarası 20 idi. 20. Ha, ardından kaptanlığa getirildi, sonra 10 numarayı aldı. Ben de 66'ın iki katı diyorum ki 132 diye bir forma numarası ben oldu. Ben de onun numarayı söylemedim. Hani onun derken öyle 20. Düşünmüştüm. Onu bilmiyordum. Aynı olay Giuliano'da da olmuştu. Yani ilk geldiği sezon 20 numaralı formayı giymişti. Sonra 10 numarayı geldi ama sonra gitti tabii. Peki diğer soru. Bu biraz daha böyle bakalım buna nasıl bir yanıt gelecek. Zor bir soru diyelim. Kliplerimde dahi oynatmam dediğim bir futbolcu var mı? Şu an mevcut kadrodan. Slimani. Slimani. Evet. Yani evet. Oynatmaz mısın abi? Oynatmam. O kadar yani. Sevmiyorum. Yani çünkü şeyden dolayı bu arada gol atamaması problem değil. Gol atamayınca üzülmüyor. Yani atınca da mesela mutluluktan böyle bir şey görmüyorum ben adamın yüzünde. Yani mesela ben bir kere Twitter'a yazmıştım, Guiza büyüktür Slimani diye. Evet. Onu şu yüzden yazdım aslında. Guiza bize gerçekten saçımızı başımızı yoldurttu çok zamanında. Normalde İspanya'daki performansından çok daha düşük bir performans gösterdi Türkiye'de. Ama o üzülüyordu ya da gol attığında sonra uzun süre sonra gol attığında ağlıyordu mutluluktan ve o yeter yani. Slimani'de o yok. Ruh yok. Ruh yok. Diğer soru gelsin peki. Belki de en zor soru. En başta söylediğim gibi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde en son kime karşı oynadı? Bakalım bilebilecek misin? Yani bunu bilmiyorum. Bayağı zor diye direkt buraya koydum. Çünkü biliyorsun en son 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. Hatta şöyle bir ipucu da vereyim. Grubu 4. olarak bitirmişti 2 puanla. Ama son oynadığı takımı da senden istiyorum. Bilmiyorum yani. Güzel. Yani ipuçlarını vermiştim ama söylemedin. Bence güzel. Yok, harika. Bilmiyorum. Şöyle yapalım o zaman. Bir Ukrayna takımı diyeyim ben sana. Dinamo Kiev. Maçın skorunu hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. 1-0. 1-0. Maalesef temsilcimiz. O maçı hatırlamıyorum. Kaybetmiştim. Peki şu anda Fenerbahçe biliyorsun Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Ama Süper Lig'de de bir nevi işler çok kötü şu anda. Şu anda Avrupa Ligi'nde final mi oynamak istersin? Yoksa Süper Lig'de şampiyonluk mu? Güzel soru. Yani şöyle bir şey var. Şimdi Avrupa Ligi'nde tabii ki de final oynamak isterim. Ama seneye birincilikte de olmak istemem. Tam onu soracaktım. Hani ya yani, bu takım küme düşerse diye. Hani evet yani. Hani Avrupa Ligi şampiyonu olup ertesi sene oraya klasmana katılabilmek için bir lig daha üste çıkmak için savaşmak çok daha acı bir şey. Yani, yalnız şu da var, finali oynayıp kupayı alamama durumu da var. Onu da söyleyeyim. Ya evet, ben birinci lige düşsün istemediğim için Süper Lig'i tercih ederim. Çünkü en azından Avrupa Ligi'ne gidecek bol şansı olur Süper Lig'de eğer iyi yerlerde olursa Fenerbahçe. Harika. Son iki soru gelsin. Fenerbahçe tarihinden 3 isimle aynı masada oturma şansın olsaydı kimleri isterdin? Yani aslında benim oldu. Oldu? Evet. Kimlerdi? Yani harika. Benim Fenerbahçeli futbolculardan, eskiden oynamış futbolculardan da arkadaşlarım var. Günlük hayatta da görüştüm. Futbolcular var. Selçuk Şahin, hatta düğünlerini ben yaptım. Öyle söyleyeyim, ben sahne aldım düğünlerinde. Emre abi var, Emre Belazoğlu. Başka kimler var? Volkan Demirel, Asil'le onların araları çok iyi. Başka kimler var? Var da. Birçok. Yani, ben bayağı Mert Günok mesela. Onun da nişanını ben yaptım. Sahne aldım. Çok iyi, çok güzel. Alper Potuk var. Peki beni yine, dinlemeye yani, geliyorlardı. O masada onlar, yine yani bu saydığın isimlerle mi oturmak Caner isterdin? Yoksa var. Başkalarıyla mı? Alex'le oturmayı çok isterim. Bir Alex. Evet, Alex'le oturmayı çok isterim. İki... Mesela bir Rıdvan Dilmen, Rıdvan Hoca ya da Aziz keşke Yıldırım. Keşke. Ben zaten Rıdvan Dilmen'i, bizim maç bitiyor. Yani maç bittiği saniyede hemen onun yorum programı açılıyor ve onun yorumları izleniyor. Yani
Aziz Yıldırım'ı tabii ki de isterim. Neden istemeyeyim yani? Çok efsane başkan. Bence bugüne kadar Fenerbahçe'nin kazandığı çoklu alandaki en güzel günlerini o yaşattı Fenerbahçe'ye. O zaman cevabın olarak Alex, Aziz Yıldırım ve Rıdvan Dilmen diye kabul ediyorum. Olabilir. Memnuniyet, keşke öyle bir şey olsa. Son soru gelsin aslında. Fenerbahçe'yi 3 kelimeyle nasıl anlatırsın? Yenilince kahroluyoruz. biri Fenerbahçe'ye laf söylediğinde bir sürü laf söylemek istiyor ama tutuyoruz kendimizi. Hayatımda ailem, erkek arkadaşım, müzik, yani erkek arkadaşıma yakın arkadaşlarım müzikten sonra benim için değişmez bir şey. Yani vücuduma dövmesini yaptırabileceğim kadar vazgeçilmez. Harika, çok güzel. Ama Fenerbahçe için de herhalde o üç kelimeyi herhalde sonsuz sevgi olarak tanımlayabilirsin. Ha, kelime olarak kelime mı? Olarak aslında sormuştum ama. Ama verdiğin cevaplar da yeterli yani. Kelime olarak peki? Ya kelime olarak var şunu mı söyleyebilirim. Aşk. Sadakat. Biraz kanser olma. Yani bunu diyebilirim gerçekten. Harika. Yani son cevap biraz böyle üzüyor gerçekten. Yani Fenerbahçelileri üzüyor ama da. Ama bir senedir çok üzülüyoruz. Evet yani. Maalesef Fenerbahçe. Belki iki sene sonra bu cevabı geçiyor. Vermeyebilirim üçüncü seçeneği ama yani çok fazla video caps vesaire de görüyorum. İnsanlar çok keyifli dalga geçiyorlar bizimle. Tam en eğlendikleri anda ağlamaya başlayan insanlar falan işte kesin Fenerbahçeli yazıyorlar. O yüzden inşallah bu günleri atlatırız yani. Benim çok büyük temennim çünkü gerçekten üzülüyoruz ve ağzımızın tadı kalmıyor futbolu izlemek için. Rekabet olduğu zaman futbol heyecanlı oluyor. Olmadığı zaman olmuyor. Allah'tan hani şu an bence Beşiktaş'la Galatasaray'da çok üst düzey değiller. O yüzden yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Şu an onları kızdıracağım. Şu an kesin bana saldıracaklar evet, ama. Evet, buradan bir gönderme de geldi. Evet, ama o zaman kötü bir şey söylemiyorum. Onlar da farkındadır zaten yani. Forvetimiz yok diye hatta şeyi transfer sezonunu kapatırken üzülüyordu Galatasaraylılar da bu arada. Forvetsiz oynadıkları. Sonra Cagney'i aldılar ama evet. Şu ana kadar çok da iyi oynamıyor evet. Açıkçası. Peki o zaman şöyle bir dilekte bulunalım aslında. Fenerbahçe toparlandığı zaman biz yine bir araya gelelim ve yine Fenerbahçe'yi konuşalım. Ne İnşallah. Dersin? İnşallah. O zaman Mutlu Mesut konuşursak. Harika olur. Yani iyi olur. Gerçi bizim için fark etmiyor. Biz her türlü Fenerbahçe için her şeyi yaparız yani. Derya çok teşekkür ederiz. Çok ben keyifli bir söyleyişi ederim. Oldu. Sağ dışında Derya Ulu ile olan programımızın sonuna geldik. Ancak programı kapatmadan önce de desteklerinin ötürü Hilton İstanbul Master'da teşekkür ediyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.